Herkese merhaba. Bugün sizinle tencerede kek yapmayı deneyeceğiz. Bu bir tarif videosu değil. Vlog tarzında bir video diye düşünebilirsiniz. Çünkü ilk defa daha önce tencerede kupada kek yapmam, bu sefer kalıpta yapmayı deneyeceğiz. Bakalım olacak mı olmayacak mı beraber göreceğiz. Bir adet böyle büyük tencerem var. Şöyle bir granit tencerem var. Bunun içerisinde de şöyle delikli klasik bir kek kalıbım var. Mümkünse bu kalıbın tencerenin içine oturması gerekiyor. Benimki kapak gibi üstte kalıyor. Ama olsun, en büyük tencerem bu ve deneyeceğim. Şimdi keki yaparken yapma aşamalarını çekmeyeceğim. Çünkü hala mikrofon sorunumu çözemediğim için çok gürültü oluyor. Neler koyduğumu söyleyeceğim size. Beraber onları koyacağız. 3 tane yumurta kıracağım. Aslında neden fırında yapmıyorsun diyebilirsiniz. Şu an dereceli bir fırınım yok. Eski tip davul fırınım var. Bu evde de ankastre sistemi yok. O yüzden davul fırına da kalıbım sığmıyor. Böyle sorunsallar. Bu fırın sorununu halledeceğim zaten. Bir tane kendim uygun fırın buldum. Ama o gelene kadar şimdi bayağıdır canım evde kek yapmayı çekiyordu. Yani kek çok seviyorum ama dışarıdaki kekleri sevmiyorum. Evde yapılanı daha çok seviyorum. O yüzden böyle bir kek yapma macerası deneyeceğim. Klasik bir su bardağı. 200 milimlik. 3 yumurta kırdım. 3 yumurtanın üzerine 1 su bardağı şeker koyacağız. Siz aynı keki, yani kek tarifini fırınınızda yapabilirsiniz. Ama eğer ki öğrenciyseniz, öğrenci evindeyseniz, fırınınız olmayabilir. Ben de öğrenci evlerinde kaldığım için, bu evde benim öğrenciyken taşındığım ve hala yaşadığım bir ev zaten. O yüzden doğru düzgün bir düzenim yok. Öğrenci evindeyseniz, eğer ki kekimiz kabarırsa, bu sizin için de güzel bir şey olabilir. Şimdi ben bu keki çırpıyorum. Keki çırptık. Şöyle göstereyim. Böyle krema kıvamına gelmesi gerekiyor. Acemi şey döktüm. Neyse. Sorun değil. Krema kıvamına gelmesi gerekiyor. İyice erimesi lazım şekerin. Yani böyle sadece şekeri karıştırdık diye bırakmayın. Hiçbir zaman şekerin eriyip mümkün olduğu kadar bu böyle kalın, akışkan bir kıvam oluyor şeker ve yumurta. Aşamaya gelmesi lazım. Süt olarak ben genelde eğer ki puding yapmayacaksam ya da ne bileyim hani sütü çok olarak kullanmayacaksam evde hep böyle küçük süt bulunduruyorum. Bimin veya mis sütü. Çünkü bunlar 200 ml'lik, hem içerken bir seferde taze taze içmiş oluyorum. Dolap tuzlu suya beklemiyor. 1 litrelik aldığımda ziyan olabiliyor. O yüzden 200 ml, yani yine bir tam su bardağı sütü de içine ekliyorum. Böyle. Taze taze. İçine ekten süt sağlarken gördüğünüz gibi bir yaba var, böyle çıkıyor. Böyle çıkıyor. Evet, gördüm. Hatta sarmayı da denedim ama onu beceremedim. Böyle çıkıyor ve o süt sağılan ne denir ona? Kova. Kovanın üzerisi, bu üzerisi ne demek ya? Kovanın üzeri böyle şey oluyor. Köpük köpük. Biz küçükken teyzemlerin inekleri vardı. Ve bizim evlerimiz yakındı. Onlara sütleri, yani inekleri sağma, sabah akşam sağılıyor ya, sağma zavalları da giderdik ve o kovanın üzerindeki köpüğü parmaklarımızla yalardık. Böyle yalardık diye iğrenç gözüküyor olabilir ama sonuçta çocuktuk, yani daha ilk okula gidiyorduk ve o köpük çok lezzetli oluyor. Bir su bardağı da sıvı yağ koyuyorsunuz. Şimdi biraz daha çırpacağım. Çırpma kısımlarını atlıyorum. Çünkü mikserim çok gürültülü çalışıyor.
2 su bardağı, aynı su bardakla un koyuyorum. Şöyle. 2 su bardağı. Neli kek yapacağımı karar vermedi. O yüzden her şeyli kek yapacağım. Ben meyveli kek daha çok seviyorum. Ama bazen canım kakaolu kek de istiyor. 2 su bardağı un üstüne ekleyeceğim. 2 su bardağı unumuzu kakaolu yapmak için yani mozaik gibi gözüksün istiyorum. O yüzden onu ayrı ekleyeceğim. Ama unun üzerine vanilya unun üzerinde bir paket vanilya, 2 paket de kabartma tozu ekleyeceğim. Tencerede olduğu için, tencerede yapmayı deneyeceğim için her köşesini kabarması gerekiyor. Bu arada tencerenin dibine soğuk su koyacağız. Yani buzdolabından çıkan su değil de işte musluktan aldığımız soğuk su. Yani kaynar su koymayacağız. Şimdi un ve bunu bir karıştırıyorum. Sonunda mikserleşim bitti. Böyle bir mikserim var. Bunu da ucuz diye Şok'tan almıştım ama siz almayın. Önermiyorum. Gerçekten çok gürültülü çalışıyor. Bu. Buraya mı koydum ya? Yavaşça kapatalım. Mikrofon olmadığı için her şey çok kötü oluyor. Bir adet çırpma teli ve bir adet küçük rende var. İlk önce küçük rendeyi kullanacağız. Çünkü portakal rendeleyeceğiz. Umarım olur. Çünkü gerçekten olsun istiyorum. Daha önce hiç kalıpla tencerede pişirmedim. Kalıbımla fırında pişirdiğimde gayet güzel çıkıyor da. Şu rende gerçekten hayat kurtarıcı. Eğer evinizde bu rendeden yoksa hala bunu alın. Ucuz zaten bu. Şöyle bunu böyle böyle bütün kabukları rendeleyeceğim. Portakalı rendelemeden önce veya limon artık değilse mutlaka soyun. Ve portakalın beyaz taraflarını yani içerideki beyaz kısımlarını rendelememiz gerekiyor. Onlar tadını acı yapıyor. Şimdi ben onu rendeleyeyim. Biraz uzun sürecek. Bir portakal rendeleyeceğim. Bir tane de limon rendeleyeceğim. Şimdi portakalımı, limonumu rendeledim. Siz isterseniz sadece portakal rendeleyin. Ben böyle o kokuyu çok seviyorum. Şöyle küçük bir tabağa birazını böleceğim. Ve bunun içerisinde kakao koyacağım. Ama çok fazla kakao koyup değiştirmeyeceğim. Buna koyduğum kakao oranında diğer üzerine de birazcık un ekleyeceğim. Bunun sebebi yoğunluklarının aynı olması. Çünkü şu an kakao eklediğim kısım diğerine göre bir tık daha sert olacak. Böyle şey farkı olsun istemiyorum. Anladınız siz beni. Şimdi o yüzden kakao şöyle bir kere kakao gerçekten filmlerde bir şey yapmayı beceremeyip ağzını yüzünü un yapan insanlar gibi oldu. Şu an şuraya bakar mısınız? Paket açacak kakao sıçradı. Şöyle kakaolu parçaya bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Daha fazla. Eğer çok sert olduğunu, akışkanlığının bozulduğunu düşünürseniz biraz şeyi diğer parçadan biraz daha ekleyeyim ki çok da akışkanlığı bozulmasın. Evet, bu oldu bence. Aynı oranda bir de un ekleyelim. Bir 2 yemek kaşığı kadar ekledim. Bakalım nasıl olacak. 2 yemek kaşığı oranı eşitledi. İkisinin de şu an
yoğunlukları aynı. Beyaz kısma bir de şöyle bitter ülkeli damla çikolatasını atacağım. Çok değil, şöyle bir avuç kadar yeter. Beyaz kısmı atıyorum. Siyah kısmı atmadım. Beyaz kısmı atmam yeterli. Zaten dediğim gibi çok çikolata sevmiyorum. Sadece renkli renkli olsun diye. Sonuçta bu keki ben yiyeceğim için parmağımı yalayacağım. Tadı çok güzel, inşallah olur. Şimdi ikisini de hazırladım. Kalıbı sıvı yağla yağladım. Çünkü benim kalıbımdan yapışmadan çıkıyor. Eğer kalıbınızda yapışma riski varsa kalıbınızı unla ya da bilirsiniz. Katı yağla, yani tereyağla yağlayıp unlayabilirsiniz. Unlama da şu şekilde: eğer kakaosuz kek yapıyorsanız beyaz unla, kakaolu kek yaptıysanız da kakaoyla unlayın ki görüntüsü güzel olsun. Şöyle döndüre döndüre beyaz kısımdan birazcık koydum. Beyaz kısımdan döndüre döndüre birazcık koydum. Şimdi siyah kısımdan koyacağım. Şöyle çizgi şeklinde koyuyorum. Böyle desenli desenli olsun diye. Bir çubuk, bir şey lazım. Ne olsa. Çastik olur bence. Şöyle bir kakaoyu şöyle 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 şekiller yapacağım. Çünkü eğer olursa şekli de havalı olsun diyeyim. Tamam. Şimdi üzerine biraz daha beyaz kısımdan koyacağız. Son kalan beyaz kısmı hepsini koyuyoruz. Siyah kısmın kalanını da aynı şekilde. Yine böyle böyle çizgiler yapacağım ki şekli şöyle güzel olsun. Şöyle çizgiler, çizgiler, çizgiler. Eğer pişerse desenli ve havalı bir kekim olsun istiyorum. Bence oldu. Şöyle gayet güzel bir şekilde bunu koydum. Şöyle hafiften göstermeye çalışsam. Ama çok şeklini bozmak istemiyorum. Bunu tencerenin üstüne koyuyorum.
Sonra tencereyi orta ateşine alıyorum. Ve ocağı yakıyoruz. Ateşte olmaması gerekiyor. Bir de püf noktalarımızdan bir tanesi. Nerede? Püf noktalarımızdan bir tanesi. Bir adet temiz bu pilavların falan üstüne kapattığımız bezlerden gerekiyor. Çünkü kapaktan su tekrar kekimize sarsın istemiyoruz. Tencerenin kapağını bezin üstünde kapatacağım. Bakalım nasıl olacak. Size göstereyim. Bakın şu şekilde kapatmanız gerekiyor. Önce bez sonra kapak. Evet, keki koyduk. Yaklaşık 40 dakika belki 50 dakika belki 1 saat bilmiyorum ilk defa yaptığım için. Bayağı bir pişecektir. Ara ara kürdan batırarak açıp bakacağım. Ama ilk bir 15 dakika falan bakmayacağım. Çünkü yani su kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika. Çünkü soğuk su koyduk ve suyun kaynaması gerekiyor. Bu arada da ben de dağıttığım ortalığı temizleyeyim. Bakalım sonuç ne olacak. Evet, kekimiz pişti. Çok uzun sürmedi bence. Yarım saat 40 dakika gibi pişti. Bakın bu şekilde oldu. Gayet güzel pişti. Sadece fırında üzeri kızarıyor ya, hani böyle bir turuncu oluyor. O olmuyor tabii ki buharda piştiği için. İçi falan gayet güzel çekti. Şöyle kürdanı batırayım. Bakın. Şöyle kürdanı batırdığımda hiçbir şekilde şey olmuyor. Yapışmıyor. Tadı zaten çok güzel. Kesinlikle eğer ki öğrenciyseniz veya fırınınız yoksa, canınız kek çektiyse, belki evinizde sadece küçük tüp bile olabilir. Bu keki yapabilirsiniz bu yöntemle. Bunu sevdim. Yani kupada yapmakla aynı yöntem gibi ama kek kalıbında pişirebilmek güzel bir şey. Çünkü misafir geldiğinde de şık bir sunum yapabilirsiniz. Şimdi genelde pastaların üzerine sürekli kullandığım bir sos var. Portakallı sos. Beraber onu yapacağız. Bunun için vanilyalı puding ihtiyacımız var. Bir de portakal suyuna ihtiyacımız var. Şöyle hemen. Ben de şu an şu %100 kapında %100 portakal suyu var. Bunu kullanacağım. Ama siz isterseniz kendiniz de sıkabilirsiniz. Ben kendim sıkmayacağım. Şu an zaten bir tane portakalım var. Birazcık sert bir kıvam olması için 2,5 su bardağı koyacağız ki biraz katı olsun diye. 2,5 su bardağı süt koyacağım. 700 ama benim pudingim min kıvamı 750 milim istiyor. Ben yani bu yaklaşık 3,5 su bardağına falan denk geliyor herhalde. Ben 2,5 su bardağı koyacağım ki biraz katı olsun, böyle üzerinde durabilsin diye. Şimdi bildiğiniz klasik vanilyalı puding yapıyor. Sadece süt yerine portakal suyu koyuyoruz. Şimdi bu portakal sosu ile ilgili bir püf noktası vermem gerekirse, o da ben bunu bildiğiniz eski tip tül süzgeçler var ya, çay süzgeci. Ondan süzerek o partiküllerin içinden ayırdım ve pürüzsüz olsun diye sos. Şöyle göstereceğim sosu. Şöyle bakın. Şöyle jöle kıvamında sapsarı bir sos elde etmeniz gerekiyor. Bunu da şöyle kekimin üstünden dökeceğim ve serbestçe sarkmasını sağlayacağım. Bu sosun tadı güzel gerçekten. Muhallebilere falan da böyle dökebilirsiniz. Beyaz çikolatayı benmaru suyla eritip böyle poşette çizgi çizgi yapabilirdim. Sarının üzerine beyaz çok güzel olurdu. Ama şu an aklıma geldi. Daha erken aklıma gelseydi alırdım.
Gerçekten sosun tadı güzel. Karışık bir video gibi, tarif gibi oldu. Aslında bu tarif vermedi. Beraber kek yaptık. Üzerine şimdi şeker meker ve süs şekerlerinden atacağım. Sosun tadı çok güzel. İşte biraz da bunu biraz da sıcakken koymam gerekiyordu. Soğusun diye çok fazla karıştırdım. Biraz daha sıcak koyduğumda bu kendi doğal olarak döküldüğü için çok daha güzel gözüküyor. Ama üzerine şöyle kalpli pasta süsü, bir de incirli pasta süsü. Bunlardan koyarak arayı kapatabilirim diye düşünüyorum. Yani aslında bir kek denemesi de nereye kadar geldik. Ama bence bu portakallı sos aynı şekilde limonlusunu da yapabilirsiniz. Bence yakışıyor. Evet, bitti. Bence gayet de güzel oldu. Sadece sosu bir tık daha sıcakken, daha akışkanken dökmemiz gerekiyordu ki böyle şey olsun, böyle aksın gitsin şeklinde. Siz öyle yapın. Ben de bir sonrakinde öyle yapacağım. Fazla soğuttum. Hava da soğuk olunca onu ayarlayamadım. Neyse, zaten bu bir kek tarif verme videosu değildi. Günlük vlog tarzında bir videoydu. Bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız bana yorumlarda bunu yazın. Başka ne tarz videolar isterseniz bunu da bana yorumlarda yazın. Eğer keki yapar denerseniz beğenip beğenmediğinizi bana yazın. Hani Instagram'da beni takip etmiyorsanız onu şuraya yazın. Oradan takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.